arılar, semenderler ve sinekler. Çoğu hayvanın bugün robot benzerleri üretiliyor. Bu devasa mekanik hayvanlar topluluğunun üyelerinin bugün farklı bir ismi var. Animat, yani yapay hayvanlar. Bütün dünyadaki laboratuvarlarda robot yapımcıları ve biyologlar benzersiz kapasiteleri olan bu makineleri yapmak için çalışıyorlar. Bazıları felaket alanlarına girebiliyor. Bazıları ise okyanusun derinliklerini keşfetmek için kullanılıyor. Bazı robotlar rahatlıkla etrafındaki bölgeyi inceliyor ya da çok zorlu görevleri yerine getirebiliyor. Yapay hayat arayışı uzun zaman önce başladı. Ve bu arayış yavaş yavaş metal ve plastikten yapılan yeni türlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Doğa insanın bütün eserlerinde yer alıyor. Fotoğraf, edebiyat, hikayeler ve efsaneler, desenler, şiir, müzik, resim ve farklı keşifler. Bilim adamları ise her dönem farklı teknik sorulara cevap bulmayı, hayvan ve bitkilerle ilgili teknik sorunları çözmeyi deniyor. Günümüzde yapay zeka döneminde dünyanın farklı yerindeki laboratuvarlarda araştırmacılar animatları, yani yapay hayvanları geliştirmeyi deniyorlar. Yani bu hayvanların nasıl işlediklerini bulmak için biyolojilerinden ilham almayı tasarlıyorlar. Anes Giyu, psikofizyolojist. 20 senedir animatların davranışlarını inceliyor. Animat, kendi çevresine uyum sağlayabilmek için hayvanların fonksiyonlarından ilham alan bir robot. Animatlarla ilgili yaptığımız araştırmalarda çok dar mazgallardan nasıl geçtiklerini, insanların gidemedikleri yerlere nasıl ulaştıklarını bulmayı deniyoruz. Gerçekten iyi bir çalışma. Doğal katastrof alanları, nükleer kalıntıların olduğu yerler ve diğer gezegenler. Animatlar insanların gidemediği her yere ulaşabilirler. Ve bunu başarmak için animatların sahip olması gereken ilk özellik hareket etme yeteneği. George Chapatis, nörobiyolojist ve filozof. İnsan, hayvan ve makine arasındaki ilişkileri inceliyor. Hayvanlar besin bulmak, cinsel partner bulmak, bir şey elde etmek ya da hayatta kalmak için hareket ediyorlar. Bütün dünyadaki bilim insanları bu konuda araştırma yapıyorlar. Alplerin hemen önünde bulunan Leman Gölü'nün kuzeyinde İsviçre şehri Lozan'a doğru yola koyuluyoruz. Gölün kenarında dünyanın en modern bilim araştırma merkezlerinden biri bulunuyor. Lozan Federal Politeknik Üniversitesi. Burada farklı konularda araştırmalar yürütülüyor ama en önemli araştırma konularından biri robotlar. Bu küçük kedi kumandalar tarafından yönetiliyor. Dört ayağıyla hareket ediyor ve rahatlıkla yürüyebiliyor. Koşuyor ve olduğu yerde hareket edebiliyor. Dünyadaki en etkili ve en hızlı dört ayaklı robotlardan biri. Ama buradaki hayvanların gerçek yıldızı bir yılan. Derin sularda yüzebilen bir robot. Birbirinden bağımsız farklı modüllerden oluşuyor. Bu modüllerden birinde ihtiyaç duyulan her şey bulunuyor. Burada modülün hareketlerini kontrol eden bir motorumuz var. Elektronik modüle ihtiyaç duyması ve iletişim kurması için gerekli enerjiyi veriyor. Bu modüller sayesinde yüzmek gibi çok farklı hareketleri yapmasını sağlayabiliriz.
Bu yılan robotun yüzmesi neredeyse mükemmel. Yılan rahat ve hafif bir şekilde hareket ediyor. Ve bu modülün her bir hareketini planlamamız mümkün. Buradaki bütün hayvanları yapılan araştırmalar sayesinde geliştirmeyi başarabiliyoruz. Amacımız robotu yeniden tasarlamayı başarmak ve robotlarda evrimi gerçekleştirmek. Önceden okyanuslarda bufa balıkları ve başka ilkel hayvanlar yaşıyordu. Daha sonra yüzgeçleri sayesinde bu hayvanlar karada da yaşamaya başladılar. Bu modül ilk modüle benzemiyor. Elbette hareket edebiliyor ama aynı zamanda gerçek bir semender gibi düz yürümesine izin verecek bacakları da var. Bu bacakları sayesinde yılan aşama aşama bir semendere dönüşebiliyor. Ve bu robot yüzmeyi, sudan çıkmayı ve yürümeyi başarıyor. Ama bilim insanları farklı araştırmalar yapmak istiyorlar. Semenderin robot halinden daha karışık bir yapı oluşturmayı başardılar. Bu robot, omurgasında bulunan farklı modüller sayesinde gerçek bir semender gibi hareket etmeyi başarıyor. Ve bacaklarından her birinin 4 farklı özgürlük derecesi bulunuyor. Bu da bize daha esnek davranmasına, vücudunu uzatmasına, nesnelere daha rahat yaklaşabilmesine ve kaslarını dışarı çıkarabilmesine izin veriyor. Bütün bunlar semenderinkisine çok benzer bir hareket oluşturuyorlar. Bu defa hayvanın yürüyüşleri arasındaki benzerlik artıyor. Kullanılan malzemeler sayesinde tamamen su geçirmez bir robot oluşturuluyor ve robot yüzmeyi de başarıyor. Semenderin üretiminde bu kadar ileri giden bir robot yapımcıları hiçbir biyoloğun anlamadığı bir şeyi ortaya çıkarmayı başardılar. Hayvanın yürüyüşündeki bütün sır omurilik kemiğinden kaynaklanıyor. Robotun çok önemli iki kısmı var. Öncelikle üyelerin bulunduğu bu kısım ve bu kısım. Ve hayvanın bütün hareketleri bu omurilik kemiğine bağlı. Gördüğünüz gibi robot istediği gibi hareket etmek için omurilik kemiğinden faydalanıyor ve bu dalga hareketini oluşturabiliyor. Robot yürüdüğü zaman iki bacağı arasında bir dalga oluşuyor. Ama yüzdüğü zaman hareket başından kuyruğuna kadar bütün vücuduna yayılıyor. Robot yapımcıları sayesinde semenderin bütün sırları açığa çıkıyor. Fakat araştırmacıların işi henüz bitmedi. Düzenli olarak Marcelo ve ekibi, laboratuvar yöneticisi O.K. Speer'le buluşuyorlar. Teknik ve bilimsel konuda ilerleme sağlamayı deniyorlar. O.K.'nin bu robotun gelecekte neler yapabileceğiyle ilgili farklı fikirleri var. Bu robotları hayvanların vücutsal yapılarını daha iyi anlamak için bilimsel bir alet olarak kullanmanın yanı sıra ilk yardım operasyonlarında da kullanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bir binanın çökmesi ya da tsunami olması gibi durumlarda kamera takılı bir robot yüzmeyi ve yürümeyi başaracaktır. Bu durumda hayatta kalan olup olmadığını görebilir. Bizim için önemli olan bu. En önemli amacımız hayatta kalma operasyonlarında daha çok yardımda bulunabilmek. Robota böyle bir hareket yetkisi vermek, insanın çok fazla bilgi sahibi olmasa bile çevresini kontrol etmesini sağlayacaktır. Ama hareket etmek için animatlar enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla batarya süreleri uzun operasyonlarda yeterli olmuyor. Bu yüzden düzenli olarak şarj edilmeleri gerekiyor ve bu da eylemlerin etkinliğini kısıtlıyor.
Nan Üniversitesi'nde bu soruna çözüm bulmayı deniyorlar. Bu laboratuvarda araştırmacılar robotlara daha fazla enerji vermeyi deniyor. Biraz obur olan bu robotlar bize en beklenmedik hayvanların hareketlerini taklit edebiliyorlar. Özellikle maymunu incelediğimiz zaman bu hayvanın enerji tasarrufu yapmak için vücudunu kullandığını fark ettik. Maymun ağaçlarda yaşayan bir hayvan. Daldan dala zıplıyor ve vücut ağırlığını bir kolundan ötekine verebiliyor. Dal değiştirme olarak adlandırılan bu hareket fazla enerji harcamadan yavaş yavaş ilerlemeye izin veriyor. Bilim insanları bu stratejiyi taklit etmeye karar veriyorlar. Maymun gibi biz de yer çekimini enerji toplamak ve bir hareketi gerçekleştirmek için bir yöntem olarak kullanmayı deniyoruz. Bir robotun ağaçlara tutunmak için büyük kıllı kolları olmayabilir. Ama magnetik elleri sayesinde vücudunun ağırlığını bir elinden ötekine geçirmeyi başarıyor. Bir elinden ötekine, yavaşça ve hiçbir sorun yaşamadan duvara tırmanmayı başarıyor. Robot ellerinin yardımı sayesinde duvara tutunabiliyor ve vücudunu sarkaç gibi hareket ettirebiliyor. Bu sayede ellerini kullanarak rahatlıkla duvarda durabiliyor. Robotun programlanmasındaki bütün sorun, hareketin dengelenmesinden, elleriyle duvara tutunmak için eller arasındaki elektromanyetik dalganın sağlamasından kaynaklanıyor. Fakat yapılan egzersiz çok zor. Bu hareketlerin kontrol edilmesi, hayvanda doğal güdüler sayesinde sağlanıyor. Ama robotlarda aynı etkiyi üretmek çok zor. Buna rağmen, tırmanma kapasitesi olan bu robotların bize başka yardımları dokunabilir. Uzun dönemde dikey duvarlara rahatlıkla tırmanacak ve kendini birleştirecek bir robot yapmayı planlıyoruz. Yani kendi kendini elle birleştiren bir robot. Ameliyatlar gerçekleştirebilecek. Endüstri için delme işlemleri yapabilecek bir robot istiyoruz. İnsanların çok zorlukla ulaştığı teknelerin kalafat yerlerine bu robotların yetenekleri sayesinde rahatlıkla gidebilirler. Ama araştırmacılar onları uçakların iç omurgalarına ya da nükleer santrallerin içine yollamayı planlıyor. Ama animatların aksiyon süresi henüz kısıtlı. Düzenli olarak bataryalarını şarj etmeleri gerekiyor. Robotlar bir gün bu enerjik bağımlılık olmadan yaşayabilecekler mi? Bu enerji otonomi sorununu çözmek için dünyanın farklı yerindeki uzmanlar farklı çalışmalar yapıyorlar. Bu robotların farklı organları olduğunu ve bu organlar sayesinde enerji kaynaklarını araştırabildiklerini düşünün. Bu gerçekten çok farklı bir meydan okuma. Amerika'da Blacksburg'da bulunan Virginia Teknoloji Üniversitesi'nde bu duruma bir çözüm bulmayı deniyorlar. Burada bilim insanlarından oluşan bir ekip, kendi başlarına beslenen bir animat grubu oluşturmayı deniyor. Eklemleri ve motorları bulunan bir deniz anası robot grubu silikon bir kumaşla kaplanıyor. Deniz anaları ve robotlar aynı yöntemleri kullanarak hareket ediyorlar. Kumaş su almak için genişliyor ve kaslar kasılıyor. Bu sayede hayvan suyu iterek suda bir füze gibi ilerlemeyi başarıyor. Bu hareket düzenli olarak tekrarlanıyor ve bütün küçük uygulamalar sayesinde hayvan rahat hareket edebiliyor. Deniz anaları bu yüzme hareketleri sayesinde kendilerini rahatlıkla itebiliyorlar. Ve bu sayede yemek arayışı gibi başka fonksiyonlarda kullanmak için enerji ekonomisi yapıyorlar. Su altında yaşayan hayvanların çoğu gibi,
deniz anaları da bakterilerle ve küçük organizmalarla besleniyor. Kendi ihtiyaçlarına göre ne yapmaları gerektiğini bildikleri için gerekli enerjiyi bulmayı başarıyorlar. Bu yüzden robotumuz için benzer bir yapı oluşturmayı deniyoruz. Bu sayede bakterileri ve küçük organizmaları yakalamayı ve enerjilerini değiştirmeyi başarmak istiyoruz. Böylece batarya, hayvan hayatta olduğu sürece kendi kendine şarj edebilir. Küçük organizmaları yakalayarak ve yapay yöntemlerle onları yiyerek kendi enerjisini üretebilen bir robot. İşte Gregory ve iş arkadaşlarının amacı. Şimdilik robot yapımına bu aşamaya gelinmedi ve hala bataryaların şarj edilmesi gerekiyor. Ama araştırmacılar şimdiden gelecekte bu robot sayesinde yapılabilecek sıra dışı uygulamaları düşünüyorlar. Bu robotla ilgili en önemli şeylerden biri bataryasının enerji kapasitesi. Sınırsız kapasitesi olan, yani hiçbir zaman kendini şarj etmeye ihtiyaç duymayan bir batarya yapmayı başarırsak, robot daha etkili olacak ve kullanımı kolaylaşacaktır. Özellikle çevre denetiminde ve uzun görevlerde bu tür robotlar çok işimize yarayabilir. Bu yapay deniz anası elbette çok farklı uygulamalarda kullanılacaktır. Sualtı araştırmaları, sıcaklık ölçümleri ve biyolojik analizler. Belki bir gün dünyanın bütün okyanuslarını inceleyebilecek ve bilime gerçek bir serviste bulunabileceklerdir. Bu sıra dışı robotlar aynı zamanda bir animat ailesinin bir parçasını oluşturuyorlar. Islak robotlar. Özellikleri ıslak ve esnek olmaları sayesinde rahatlıkla şekil değiştirebiliyorlar. Bu özellik farklı alanlardaki araştırmacılara ilham kaynağı oluyor. Özellikle de tıp dünyasındaki araştırmacılara. Londra'dayız. Burada tarihi bölgenin kalbinde, Big Ben'den birkaç metre uzakta, King's College Üniversitesi'nde bir ekip cerrahi robotlar yapmak için uğraşıyor. Helge Wurdemann, geleneksel cerrahi yöntemlerini değiştirmeyi deniyor. Bu laparoskopik bir araç. Cerrahlar çok detay gerektiren operasyonlarda bunu kullanıyorlar. Bu ameliyatlar sırasında cerrahların hastanın cildinde küçük delikler açmaları ve farklı aletler kullanarak bu kökleri yerleştirmeleri gerekiyor. Ama yeterince katı olan bu kökler organların etrafında dönebilirler. Bu yüzden çok kuvvetli egzersiz yaparsanız ya da dokularınıza zarar verecek bir harekette bulunursanız bu organlara zarar verme riski taşıyorsunuz. Bu küçük cerrahi operasyonlar, yara izlerinin azaltılması, enfeksiyon riskinin olmaması ve kanamaların durdurulması gibi eylemlere izin veriyor. Ama bu aletlerin dayanıklılığına rağmen yapılan operasyonlar hassas oluyor. Helge ve ekibi hem yumuşak hem çok katı olabilecek bir hayvan üyesi yapmayı planlıyorlar. Pan pan pan. Pan, 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 pan. Ahtapotun gözenekleri bizim için çok önemli. Çünkü çoğu zaman yumuşak olmalarına rağmen, ahtapot ihtiyaç duyduğu zaman rahatlıkla küçük aralıklardan geçmeyi başarıyor. Hem kaslarını sıkılaştırabiliyor, hem de serbestleştirebiliyor. Tıbbi robotlarda böyle bir uygulama yapabilmeyi planlıyoruz. Hem esnek olup organların etrafına girebilecek, hem de aleti rahatlıkla kullanmamız için yeterince katı olabilecek bir organ yapmayı planlıyoruz. Araştırma ekibi esnekliği sayesinde rahat hareket edebilen organların arasına girip çıkabilecek bir robot yapmayı planlıyor. Bu robot yapıldığı zaman yeterince katı olacak ve rahatlıkla cerrahi bir operasyon gerçekleştirebilecek.
Yılan robot gibi bu robotta farklı küçük modüller kullanarak bir bütün oluşturulmasına izin verecek. Elimde örneklerden birini tutuyorum. Bu robotun farklı hava kanalları bulunuyor. Burada gördüğünüz kırmızı bölgeler her zaman hava gönderilmesinde kullanılan 3 oda çiftini gösteriyor. İşte burada. Bu sayede iç kısmın hava almasına izin verebiliyoruz ve robotun kollarını farklı yönde hareket ettirebiliyoruz. Ayrıca gerekli olduğunda rahatlıkla hareket edebilecek ve sistemi devam ettirebilecek kablolar yerleştirerek katılık oranını yumuşak katıya daha rahat geçirebilecek bir robot yapmayı başardık. Tamam mı? Tamam. Bütün bu modüller hala çok büyük. Bir hastanın vücuduna 4-5 santimlik çapı olan böyle bir alet yerleştirmek söz konusu olamaz. Ama zamanla bu alet küçültülecek ve şu anki katı aletler gibi 1 santim çapı olan bir alet yapılabilecek. Onlarda da bir kamera, neşter ve cımbız gibi bir takım aletler bulunacak. Ekip, Steve Flop'un hasta üzerinde nasıl hareket ettiğini görmek için ilk testlere başlıyor. Elbette plastik üzerinde. İşte küçük Steve Flop'umuzu taşıyan mekanik robot. Bunu vücuttaki ameliyatta kullanacağız. Bu robotun nasıl hareket edeceğini görmek istiyoruz. Bütün bunlar laparoskopik kamera sayesinde görülüyor. I think it's also squeezed a bit now. Maybe I can move it a bit. İlk sonuçlar teşvik edici oluyor. Steve Flop'un çok büyük olmasına rağmen yeterince esnek ve manipülasyonu kolay ve güvenilir. Tamam mı? Tamam. Robotun bu insan karnı içinde rahatlıkla hareket edebileceğini fark ediyoruz. Engellerden kaçıyor ve şimdiye kadar hiçbir geleneksel aletin girmeyi başaramadığı organlara ulaşıyor. Steve Flop önümüzdeki yıllarda farklı operasyonlarda kullanılacak. Ama şimdilik bu otonom robot hep bir doktor tarafından kontrol edilecek. Ama diğer tüm robotlarda bağımsızlık arayışı devam ediyor. Ve tanınmayan bir alanda otonom olarak hareket edebilmek için animatların çevrelerini tanımaları ve değiştirebilmeleri gerekiyor. Yani ne yapacaklarını bilmeleri gerek. Duyular sayesinde hayvanlar etraflarında olup biteni algılayabiliyorlar. Uyum sağlama yetenekleri çevrelerine göre değişiyor. Eğer hayvanların bir şey görmeleri gerekiyorsa, görme duyularından faydalanıyorlar. Koku almak, duymak için de aynı durum söz konusu. Otomatların aksine bir robot, duyu organları sayesinde çevresini anlamayı başarıyor. Çevresindeki verileri algılayabiliyor, karar verebiliyor ve dışarıdan aldığı bütün verileri değerlendiriyor. Yani düzgün vizyonu yoksa, eğer rahat duyamıyorsa, doğru boyda değilse, çevresini algılamayı başaramıyor. Bu gerçekten mucize gibi bir çalışma. İsviçre'de bulunan Lozan Politeknik Üniversitesi'ne dönüyoruz. Bu laboratuvarda bilim insanları uçan robotlar ve uzaktan kumandalı robotlar üzerinde yoğunlaşıyorlar. Hafif ve kırılgan robotlar üzerine kendilerinden çok daha ağır geleneksel kameralar takılıyor. Bu yüzden araştırmacılar bu robotlar için yeni bir tür göz oluşturmayı deniyorlar. Böceklerinkine benzeyen bir göz.
Bu kameranın Drosophila'nın yani meyve sineğinin gözlerine çok benzeyen gözleri bulunuyor. Görme açısı örneğin normal sineklerinkisiyle aynı. Aynı hızda görüntüleri yakalayabiliyor ve sinekten 3 kat daha hızlı hareket ediyor. Deney laboratuvarında Ramon Pritchett benzersiz bir sistem geliştiriyor. Sineklerin bakış açısını yapay olarak üreten bir sistem. Sinekler gece gündüz rahatlıkla görebiliyor ama yalnızca siyah ve beyaz olarak. Görüntülerin çözünürlüğü iyi olmayabilir ve bunun bir sebebi var. Sineğin küçük beyni görüntüleri hızlı işleyemiyor. Sineklerin çok basit bir sinir sistemi var. Bu küçük beyinleri sayesinde çok farklı şeyler yapmayı başarıyorlar. Nesneleri tanımlamaları gerekmiyor. Tehlikeden kaçınmak için bir nesnenin hareket halinde olduğunu görmeleri yeterli oluyor. Nesneleri ve malzemeleri tanımaları gerekmiyor. Bu kamera sayesinde görüntü kalitesiyle ilgili çok büyük bir bilgiye ihtiyaç duymuyoruz. Buna rağmen mümkün olduğunca çabuk görüntüleri elde etmeyi ve geniş bir bakış açısı yakalamayı planlıyoruz. Sinek hiçbir şekli, rengi ya da malzemeyi detaylı görmüyor. Ama binlerce yüzeyden oluşan gözleri sayesinde hareketleri çok rahat algılayabiliyor. Bu sayede yoluna çıkan bütün engellerden kaçınıyor ve bu yüzden sineği yakalamak zorlaşıyor. Eğer kameranın önündeki bu nesneyi hareket ettirirsek, ekran üzerindeki kırmızı çizgiler sayesinde takip edebiliyoruz. Eğer nesne ya da nesnenin hareketi yoksa, hiçbir şey görmüyoruz. Nesnelere ait hareketler, nesneler yakın olduğunda daha rahat görülüyor. Nesnelerin daha büyük bir yoğunluğu var. Nesne daha uzak olduğu zaman, hareketin yoğunluğu azalıyor. Robotun nesnenin yakın mı, uzak mı olduğunu bilmesi için harika bir yöntem. Bu elektronik gözü bulunan robotlar, bütün engellerden kaçarak uçmayı başarıyorlar. Bu sayede çok farklı çevreleri inceleyebiliyorlar ve bazen çok tehlikeli bölgelerden geçebiliyorlar. Bu kameraların geliştirilmesi sayesinde robotlar daha otonom oluyorlar. Özellikle de binaların içinde. Farklı binalara girebilir, felaketlerin yaşandığı yerde kurbanları bulmayı deneyebilirler. Binadan her türlü nesneyi çıkarabilir ya da öteki robotlarla iletişim kurabilirler. Binaların dışında da deneme yapılıyor. Ama yavaş yavaş sineğin gözü temizlenmeye başlıyor ve robot daha kesin bir şekilde hareket edebiliyor. Fakat bazı koşullarda hayvanın ne kadar gördüğünün bir önemi kalmıyor. Hayvanlar çevrelerine uyum sağlayabiliyorlar ve evrim yüzünden çevrelerine uyum sağlayabilmelerine izin veren özellikleri geliştiriyorlar. Örneğin karanlıkta yaşayan bir hayvanın gözlerini geliştirmesi gerekmiyor. Gözlerinde gerileme başlıyor. Koku duyusu sayesinde iletişim kuruyorlar. Suda yaşayan ve elektrik sinyaller yayan bir hayvan, elektrikli sinyaller sayesinde iletişim kurabiliyor. Her duyuda farklı bir fonksiyon bulunuyor. Elektrikli gimnotlar Amazon nehrinde yaşıyor. Rahat göremiyor olabilirler ama çok özel bir yetenekleri var. Elektrik duyusu.
Boşaltım yapabilen bir organ sayesinde gimnotlar etraflarında bir elektrik dalgası oluşturmayı başarıyorlar. Nesnelerin, engellerin, avın ya da avcıların varlığını elektrik sayesinde anlayabiliyorlar. Ve bu değişimler balığın yüzeyinde bulunan algılayıcılar sayesinde fark ediliyor. Yani balık hiçbir şey görmese bile derisi sayesinde etrafında olanları algılayabiliyor. Nantes Üniversitesi'ndeki robot bilimciler bu şaşırtıcı algılama sistemini robotlarda da geliştirmeyi deniyor. Bu akvaryumda yapay bir gimnot yapıyorlar. Burada elektrotları bulunan, plastikten yapılan bir nesne bulunuyor. Diğer üçünden en uzakta bulunan bu halkalardan biri, balıkta elektrik boşaltılması organı görevini görüyor. Bu özelliği geliştirmeyi deneyeceğiz. Diğer üçü algılayıcı olarak kullanılacak. Gerçek balıklarda olduğu gibi sonda da belirli bir alandaki nesneleri analiz etme yeteneğine sahip. Ama Frederick Boyer'in ekibi gimnotların elektrik özelliğini kopyalamakla yetinmiyor. Bu özelliği geliştiriyor. Sonda hem kendi elektrik alanını oluşturabilir, hem değişimleri fark edebilir, hem de ötekiler tarafından yayılan elektrik sinyallerini fark edebilir. Ama aynı zamanda kendinden uzaktaki nesnelerin yerini belirleyip onları takip edebilir. Burada farklı bir strateji kullanıyoruz. Etrafımızı inceleme stratejisi. Gördüğümüz kadarıyla sonda farklı bir nesne tarafından kontrol ediliyor. Bu yüzden nesneyi hareket ettirdiğimiz zaman sondanın nasıl tepki verdiğini görebiliyoruz. Birkaç sene sonra tekneler ve denizaltıları etrafındaki balıkları fark etmek için bu yöntemden faydalanabilirler. Elbette farklı uygulama alanları da söz konusu olacaktır. Çamurla kaplı bir kablo gibi nesneleri bulmak için de bu tür bir sondadan faydalanabiliriz. Gerçekten geniş ve farklı uygulama alanları söz konusu. Kablo, kara kutu, hatta bir enkaz. Aslında okyanusun derinliklerinde bulunan bütün bu nesnelere ulaşmak çok kolay olacak. Sondalar, denizaltıları ve su altında kullanılan diğer maddeler kolaylıkla aranılan nesneye ulaşabilecekler. Animatların insanla çalışması planlanıyor ama otonom ve başarılı yardımcılar olmaları için duyu organına sahip olmaları gerekiyor ve bunun için hareket etmek yeterli olmayacak. Aynı zamanda iletişim kurmayı da başarmaları gerekiyor. Bir toplumda ya da küçük bir ailede hayvanların kendi aralarında iletişim kurmaları gerekiyor. İletişim kurma yetenekleri sayesinde hayatlarını kontrol edebiliyorlar. Toplumda istediklerini yapabiliyorlar. Robotlarda iletişim kurma yeteneği farklı görevler sayesinde geliştirilebilir. Bu sayede doğada neler olduğunu görmek de mümkün. İstikamet Paris Banliyosu Villeneuve-la-Grande. Burada Robot Sevim şirketi robotlarla ilgili ilk denemeleri yapıyor. Bu balıklardan her biri 20 santim boyutunda. Kanatları yavaş hareket ediyor. Bu da suda rahat hareket etmelerine, yani batıp çıkmalarına izin veriyor. Kuyruktaki yüzgeçlerini hızlı çırpmaları sayesinde çok hızlı hareket edebiliyorlar. Ve ön kısımda bulunan yüzgeç sayesinde balık yukarı ya da aşağı doğru hareket edebiliyor.
Ve bu balıklar bir sürü oluşturmayı ve dalgıcı takip etmeyi deneyecekler. Operasyonların yöneticisi Amar, bu deneylerde onlara yol gösterecek. Oyunun amacı, grubun bir dalgıcı takip ettiklerinde nasıl hareket ettiklerini görmek olacak. Dalgıcın sinyal yayan bir aleti olacak. Bu sayede balıkları rahatlıkla kendine çekebilecek. Bu emir sayesinde balıkları kendimize çekebiliyoruz ve her biri farklı davranışlar sayesinde sürüye katılıyorlar. Balıkların dalgıcı kolaylıkla takip ettiklerini görüyoruz. Bazıları sağa sola doğru ilerliyor ve dalgıca eşlik etmeyi başarıyorlar. Bu sayede dalgıç grubu gitmek istediği yere yönlendirebiliyor. Balıklar otonom olmayı başarıyorlar. Ama grup burada durmuyor. İkinci bir deneyimde bulunuyor. Robotların kendi başlarına bir havuzdan ötekine geçmeleri gerekiyor. İlk sinyali takip edecek bir robot zekası oluşturmayı başardık. Robot yeni bir emir aldığı zaman ikinci sinyali de takip edip etmeyeceğine karar verebiliyor. Burada da deneme başarılı oluyor. Balıklar işaretlerin verdiği emirleri anlıyor ve emirlere cevap veriyorlar. Fakat animatlar arasında henüz iletişim kurulmuyor. Gerçekten otonom olmaları için balıkların kendi başlarına hareket etmeleri ve dışarıdan yardım almadan bir sürü oluşturmaları gerekiyor. Balık dünyasında her balık komşusuyla iletişim kurabiliyor. Biz henüz bu aşamaya varamadık. Buradaki balıkla iletişim kurabilen balıklarımız var. Bu sayede komşularını takip edebiliyorlar ve balık sürüsünü oluşturabiliyorlar. Balıklar lideriyle rahat iletişim kuruyorlar. Ama balık sürüsü henüz mükemmel değil. Buna rağmen önemli olan amaca ulaşılıyor. Balıklar kendi başlarına organizasyon yapabiliyorlar. Bu yüzden ortak zekayı oluşturmayı başarabilirler. Ortak zeka, robot biliminde önemli bir yer tutuyor. Uçak denize düştüğünde kara kutuyu bulmak için bu zekadan faydalanılıyor. Amaç robotların kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlamak. Bu büyük denizaltı robotunu oluşturmak 50 milyon euroya mal olacaktır. 1000 euro maliyetinde binlerce hatta yüz binlerce robot yapmayı planlıyoruz. İşte amacımız bu. Evet, en önemli amacımız bu. Yalnızca tek bir robot kullanmaktansa farklı görevleri paylaştırarak hedefe ulaşmak. Evet, işte bunun için çalışıyoruz. Yapay zeka aynı zamanda kendi çevresine daha iyi uyum sağlayabilmek, etrafını inceleyebilmek, bulunduğu çevrede kendini daha iyi savunmak, daha rahat yaşamak ve daha rahat uyum sağlamak. Karıncalar, yaban arıları ve diğer bütün sosyal böcekler bu ortak zekanın kanıtını oluşturuyorlar. Ve çoğu bilim insanı birlikte çalışmak için bu kapasiteyi üretmeyi deniyorlar. Arı toplumundaki amacımız daha sağlam bir kaynak oluşturmayı başarmak. Yani yalnız bir robot yapabilmek. Çok sayıda robot olduğu için robotlar arasındaki iletişimde sorun çıkması mümkün. Robot bozulduğu zaman işimize yaramıyor ve görevimiz son buluyor. Bu alanda yapılan araştırmalar hızla ilerliyor. Ve bilim insanları kendi aralarında iletişim kuran farklı robotlar yapmayı başarıyorlar. Bu robotlardan hiçbiri bir hayvana benzemiyor. Ama bir araya gelmeleri hayvanlardaki sosyal deneylere benziyor. Bu deneyde bu el robot rahatlıkla nesneleri hareket ettirip yakalayabiliyor. Ama hareket etmek için başka bir robota ihtiyaç duyuyor. Bu yuvarlak robotlar tekerlekleri üzerinde hareket ediyorlar ve daha etkili olabilmek için robotlara takılı olmaları gerekiyor.
Uçan robotlar rahatlıkla çevreyi inceleyebilir ve bilgi aktarımı yapmak için yere iniş yapabilirler. Birlikte bu kitabı bulmaları ve başlangıç noktasına getirmeleri gerekiyor. Birkaç saniye içinde robotlar koridorda ilerlemeyi ve odalardan birindeki kitabı bulmayı başarıyorlar. Zemine bağlı bu robotlar tekerlekli robot olarak adlandırılıyor. E-robot iki tekerlekli robot tarafından taşınıyor. Öteki robotlar da hangi yolda gitmeleri gerektiğini gösteriyor. Kütüphanenin önüne gelen robot hemen rafın önünde bulunuyor. Kitabın nerede olduğunu göstermek için yere iniyor. Ve onu yakalıyor. Yavaşça iniyor. Ve iki tekerlekli robot sayesinde yeniden başlangıç noktasına dönüyor. Evrimi en güçlü robotta elbette Darwin'in evrim teorisi geçerli. Yani türler arasındaki rekabeti kazanan bir robot yapılması gerekiyor. Elbette böyle robotlar var ama türler arasında uyum henüz tam olarak sağlanamadı ne yazık ki. İletişim kurmaları sayesinde animatlar arasındaki işbirliği çok kuvvetli. Ama insanlarla çalışmak için doğrudan kendi aralarında iletişimi sağlamaları gerekiyor. Paris'ten birkaç yüz metre uzakta, Aldebaran dünyadaki en büyük robot şirketlerinden biri. En iyi tanıdığımız hayvandan esinlenerek animatlar yapmayı planlıyor. İnsan. İnsanla iletişim kurması için insan benzeri robotlar yapıyor. İnsan robotları yapmaktaki amacımız, insanlarla rahatlıkla iletişim kurabilecek robotlar yapmak. İnsan robotlarındaki en büyük amacımız bu. İnsanlar bu robotları gördüğü zaman onlarla iletişim kurmayı başarabilmeliler. Angelica Lim, duyu ekibinden sorumlu. Robotlarla insanlar arasındaki bağları geliştirmeyi deniyor. İletişim kurmak için kelimeler yeterli değil. Aynı zamanda nasıl hissettiğimizi de açıklamamız gerekiyor. Özellikle de karşı taraftan bir cevap almayı planlıyorsak. Ve bir robot ya da insanla konuştuğum zaman elbette bir cevap almayı planlıyorum. Bu da aramızda empati oluşmasına izin veriyor. Bu sayede birbirimizle iletişim kurabiliyoruz ve karşı tarafın bizi dinlediği hissine kapılıyoruz. Bu yüzden robotların kelimelerin anlamlarını anlamaları, kelimeleri nasıl söylediğinizi hissetmeleri ve yüz şeklinizi dikkate almaları gerekiyor. Örneğin eğer bir robot bana iyi olduğumu söylerse, nasıl cevap verdiğim kelimenin anlamını değiştirecektir. Kafanı çevir. Robotların insan amacını anlaması büyük bir sorun. Bu yüzden genel duyguların okunması için çalışacak farklı bir ekip oluşturmayı planlıyor. Robot 5 farklı duyguyu tanımlamayı başarabiliyor. Kaygı, sinir, neşe, sakinlik ve sürpriz. Robot bizi ilgilendiren karakteristik özellikleri inceleyerek insanın gülümsemesini tanımlamayı başarıyor. Ağız için 4 puan. Burun için 2 puan, gözler için 6 puan. Yüzün farklı bölgelerinden topladığı puanlar sayesinde robot duyuları anlayabiliyor. Bu organların pozisyonu robota insan hakkında bilgi veriyor.
Örneğin, puanlar arasındaki uzaklık, ağzın yeterince büyük olup olmaması, insanın gülümsemesi hakkında bilgi veriyor. Yapay zekayı hep çok güçlü ve farklı şeyler yapabilecek büyük bir beyin olarak düşünüyoruz. Ama en önemli sorun robotla duygusal zeka verebilmeyi başarmak. Robot yapımcıları için bu aşması çok zor bir sınır. Duyuları anlama kapasitesi yeni jenerasyon makinelerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Çocuklarla ya da yaşlılarla iletişim kurabilecek, özel servislerde asistan görevi görebilecek empatik robotlar. Somut uygulamaların yanı sıra, duyuların okunmasındaki en büyük meydan okumalardan biri, robotun öğrenmesini sağlamak. Örneğin, bu robot bana komik olduğunu düşündüğü bir resim gösterirse ve ben böyle bir yüz şekli yaparsam, İfadem sevmiyorum anlamına geliyor ve robot bu fotoğrafın bana hakaret ettiğini ya da beni rahatsız ettiğini düşündürüyor. Bu yüzden farklı denemeler sayesinde neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlamaya başlıyor. Bir robota farklı şeyler öğretmek için kullanabileceğimiz en doğal yöntemlerden biri bu. Robotlar duygularımızı okumaya ve farklı tepkiler vermeye başlıyorlar. Ama sorulması gereken bir soru var. Bir gün kendileri de bu duyguları göstermeyi başarabilecekler mi? Bir gün robotların da duyguları olacağını tahmin ediyoruz. Filozof Bower bu konuda etkileyici bir makale yazdı. Bu makalesinde robotların bizim gibi davranmaya başladıkları gün duyguları olup olmadığını göreceğiz. Bu durumda onları insan gibi değerlendirmemiz gerekecek diyor. Animatlar kendi başlarına öğrenebilirler mi? Bir gün kendi kararlarını alma kapasiteleri olacak mı? Ve kıllı ya da pullu akrabaları gibi onlar da evrim geçirmeyi başaracaklar mı? Paris'te araştırmacılar bu konuda farklı araştırmalar yürütüyor. Stefan Donsio ve ekibi diğerlerinden farklı robotlarla doğal evrim tekniklerini uygulamayı deniyor. Sayısal robotlar. Robot yapımcısı, yapay robotların davranışlarını taklit etmeyi deneyen bir bilgisayar programı yapmayı planlıyor. Amaçları bu sayısal animatların kuzenleri gibi kendi hatalarından öğrenmeyi başarıp başaramadıklarını görmek. Bu deneyimde amacımız burada hareket eden bu küçük robotun topları yakalayıp onları sepete getirmesini sağlamak. Robota bunu nasıl yapacağını açıklıyoruz ve buraya her top koyuşunda ona bir ödül veriyoruz. Bu yüzden keşfetmesi, denemesi, toplara ve bu ödüle ulaşabilmek için elinden geleni yapması gerekiyor. Bu yapay robotların davranışları tamamen rastlantıya bağlı oluyor. Ama aralarından bazıları diğerlerine oranla daha rahat çözüm bulabiliyor. Bir yetiştiricinin iyi bir dana yapmak için en iyi boğa ve ineği seçmesi gibi, bu programda da yeni kuşak robotları yapmak için en çok puan alan robotları seçiyorlar. Bu yeni kuşak robot, bir önceki robot kuşaklarından seçiliyor. Ama doğal evrimde mutasyonlar ortaya çıkıyor, yani başlangıç programıyla farklılıklar oluşuyor. Bu rastlantıya bağlı bütün küçük farklılıklar yeni davranışların çıkmasına izin veriyor. Puan kazanmak için yeni yöntemler. Ve kuşaktan kuşağa, yapay robotların seçim programı gelişme gösteriyor. Binlerce kuşaktan sonra robotlar gelişim gösterdi ve etkinlik kazandılar. 4000. kuşakta hiçbir robotun programlanmadığı farklı görevleri çözebilen kontrol robotları bulunuyor. Seçim sonucunda robotlar kendi özelliklerini geliştirmeyi öğreniyorlar. Elde edilen sonuçlar doğal hayatta elde edilen sonuçlarla aynı oluyor.
Bu deneyimler, en iyi çözümleri getirenler hep en iyi robotlar olmuştur. En önemlisi davranışlarda çeşitlilik olması. En iyilerini korumaya devam etmek istemiyoruz. Farklı davranışları olan bireyleri korumak istiyoruz. İşte amacımız bu. Gerçek hayvanlar için de, robotlar için de hayatta evrimin bütün sırrı çeşitlilikten geçiyor. Animatlar ilerlemeye devam ediyor ve robot yapımcıları doğalarını taklit ediyorlar. Ama bu yapay arayış nereye kadar devam edecek? Bir gün et ve kandan oluşan gerçek hayvan davranışlarını uygulayan robotlar yapmayı başarabilecek miyiz? Bir gün yapay hayat oluşturmamız mümkün olacak mı? Bu konuya şüpheyle yaklaşıyorum ve hayır diyeceğim. Yaşam farklı organlardan, mikroorganizmalardan oluşuyor. Tek bir hücrenin bu kadar karmaşık moleküler fonksiyonları yerine getirebilmesi için gerçekten çok vakte ihtiyaç duyacağımızı düşünüyorum. Bunun gerçekleşebilmesi için bize çok çok zaman gerekiyor. Böyle düşünüyorum. Bir gün gerçek hayvanlar yaratmaya başarabilirsek, bilim kurgu dünyasına daha çok yaklaşıyor olacağız. Bence evet, asıl sorun bu hayvanların üretilmiş olması. Yani milyonlarca yıllık evrim geçirmiş olmaları. Laboratuvarlarda bu işlemleri yeniden yapabilmek için zaman konusunda bir sınırla karşılaşmıyor muyuz? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Ama ben bir gün yapay hayvanlar üretebileceğimize inanıyorum. İnsan bugün daha mükemmel dostlar oluşturmayı başarıyor. Bir süre sonra bu animatlar araştırma laboratuvarlarının kapılarını açmayı başaracaklar. Ama bütün yeni keşiflerde olduğu gibi, yapılan uygulamaların hayat kurtarıcı ya da yok edici olması, araştırmacıların ve sanayide çalışanların etik davranışlarına bağlı olacak. Ve bu da insan doğasına bağlı.